Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hocalarım, Rusya Federasyonu İdaresi Müftüler Konseyi heyeti olarak yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı son derece memnun olduğumu ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Putin'in de ben bir İslam devleti başkanıyım dediğini duyuyoruz ve bundan da hakikaten mutlu oluyoruz yani. Ve hakikaten Müslümanların sayısının da gittikçe arttığını, nüfusun arttığını bilmiş olmaktan da çok mutluyuz elhamdülillah. Her Rusya'ya geldiğimde pek çok müftümüzle görüşüyoruz. Diyanet hizmetleri konusunda işbirliğimizi nasıl yükseltebiliriz? Din eğitimi noktasında gençlerin eğitimlerine nasıl katkıda bulunabiliriz? Bu konuları istişare ediyoruz zaman zaman. En son Moskova'yı ziyaretimde Moskova Camii'nde bir cuma namazı kıldık. Orada hutbe okudum Moskova Camii'nde. Yani caminin içi dolu olduğu kadar dışarısında da kar altında, yağmur altında binlerce Müslümanın namaz kılmış olması gerçekten beni çok hislendirdi, duygulandırdı. Yani Rusya'da bu şekilde Müslümanların, özellikle genç Müslümanların namaza, camiye devamları, duyarlılıkları, cuma namazına olan duyarlılıkları bizi çok mutlu ediyor. Sizler çok büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Rusya'da komünizm döneminde İslam'ın devam etmesi, Müslümanların İslam'ı tanımaları, yaşamaları noktasında sizler ve sizlerin selefleriniz, yani sizlerden önceki hocalarımız çok büyük mücadeleler verdiniz. Müslümanların inançlarını devam ettirmeleri noktasında, İslam'ı yaşamaları noktasında bunlar unutulur şeyler değil. Yani bu fedakarlıklarınızı hiçbir zaman biz unutmuyoruz. Her zaman sizleri hayırla yad ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Federasyonu dini idareleri, müftüler arasındaki işbirliği çalışmaları neredeyse 30 senedir devam ediyor. Son yıllarda daha da yoğun bir şekilde bizim işte müşavirlerimiz aramızdaki bağı her zaman devam ettirmesi noktasında büyük bir gayretin içerisinde ve Rusya'dan Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu topluluklarından Türkiye'ye gelen öğrenciler, bu öğrencilerin eğitimleri, hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem Türkiye Diyanet Vakfımızın gayretleriyle çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar inşallah sizlerin katkılarıyla, vasıtalarıyla daha da gelişecek inşallah. Evet, ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve aleyküm selam. O zaman sağ olun.